Evet arkadaşlar, Ahmet abimizin yaptığı şu gördüğünüz oto alternatörü 24 voltluk bir alternatördü. Bunu mıknatıslı içerisine mıknatıs yerleştirdi ve bunu şu gördüğünüz akıllı beyin ile motor olarak kullanacağız. Yani oto alternatörü alternatörlükten çıktı, motor Motor. olarak dönüştü. Ama alternatör olarak da görev yapabilir. Su türbünü, rüzgar türbünü olarak da kullanılabilir. Veya çocuklarınıza veya kendinize kokart arabası, buna benzer sera içerisinde sebze taşımak için araba gibi bir şeyler, projeler de yapabilirsiniz. Bunun gücü ise aşağı yukarı 500 watt'a tekabül eder veya hatta 600 watt'a kadar gider. Şimdi sıkıştıracağız. Arkadaşımız, Serkan arkadaşımız da sıkıştıracak. Ben video çekiyorum. Ahmet abi de gaz verecek ve gücünü göreceksiniz. 36 ile 48 volt arası çalışır. Şöyle elektrikli bisikletimden gördüğünüz gibi akülere bağladık. Şu gördüğünüz oto alternatörde kendi uyartım sistemi, mıknatıs yok. Bunu da biraz sonra deney yapacağız. Bu mıknatıssız ama kendi uyartım sistemli. Ona da bir değişiklik yaptık. Bu da mıknatıslı sistem. Hem motor hem alternatör. O da aynı şekilde. Evet Ahmet abi. Şunun dönmesini ayarla. Evet, şimdi Dönmesini bir görsünler. döndüğünü görüyorsunuz. Bakın ses dahi yok. Son gazı ver abi bir görelim. Bu masadan dolayı titreme yapıyor. Evet, şimdi arkadaşımız Serkan arkadaşımız da Merhaba. şimdi ağaçla sıkıştıracak ve durutmaya çalışacak milini. Evet, Bunu. bakın durduğu halde şimdi nasıl kalkacak? Çok sıkıştıralım. Bakın sesi dahi düşmüyor. Sıkıştırıyor. Biraz daha çalıştır abi. He, ne Duman olur? gelebilir yani. Biraz daha çalıştır. Biraz daha çalıştır. Tahtayı yakalım yani Tahtayı bir mı yerden. yakalım? Evet. Al, tamam. Evet, bantımız fırladı. Gördüğünüz gibi arkadaşımız son gücüyle sıkıştırıyor Elma ama başladı tahta. maalesef Tahta elma başladı. bu, evet, tahta, evet, gördüğünüz gibi dumanlar çıkıyor. Nereden çıkıyor? Tahtadan çıkıyor. Evet. Tahtadan yanmaya başladı. Evet, tahta yanıyor. Yani güçlü olduğunu sizlere gösterdik. Şimdi bu mıknatıslıydı. Ve şimdi kendi uyartım sistemli olanı da çekelim. Takacağız. Onu gösterelim Ben arkadaşlar. sana. Evet, şimdi uyartımlı olanın göbek kısmına 12 volt normal bir harici enerji veriyor sadece. Ve bu uyartım sistemi de yine beyinle çalışıyor. Yine buradan 48 volt geliyor. 28 16 48 bu alternatör şimdi motor olarak görev yapıyor. 48 voltla da çalışır. 36 ile de çalışır. 60 ile de çalışır ama 60 tabii yüksek voltaj olur. 36 ile 48 en mükemmeldir. Şimdi ise 48 volt verdik biz şeye, beyne. Dolayısıyla bir de 12 volt uyartım akımı. Yani bunun göbeğindeki mıknatıslanmayı sağlamak için. Şimdi arkadaşımız Serkan arkadaşımız güç denemesi yapacak. Evet Ahmet abi verelim Serkan, şeyi. sen tahtayla basacaksın. Tamam. Ben Evet. basacağım. Ben. Şimdi dönüyor. Dönüşünü görelim. Evet arkadaşımız basıyor. Ve yükleniyor. Durması mümkün değil. Ve yakıyor. Evet. Yani şu anda kokular gelmeye başladı. Şimdi duman çıkacak neredeyse. Evet. Koku gelmeye başladı. Ağaç yanacak. Ağaç yanıyor burada. Duman çıkmaya başladı. Evet, duman çıkıyor. Vantilatör olduğu Evet. için üzerinde Evet. dumanı Şimdi engelliyor. vantilatörü kapattım. Şimdi bakın duman çıktığını, tahtanın yandığını görüyorsunuz. Şöyle gösteriyorum. Evet. Duman çıktı. Evet.
Gayet güzel de yakıyor. Yani güçlü olduğunu sizlere göstermiş olduk. Projelerinizde başarılar dileriz. Serkan Bey ve Ahmet abi, teşekkür ederiz emeklerinize. Teşekkürler.